Merhabalar, dolgulardan bahsediyorduk. En son geldiğimiz yer göz çevresindeki dolgular. Göz çevresi diyorum çünkü göz çevresinde bizim görüntümüzle ilgili çok şey ifade ediyor. Ve herkes benim gözüme ve sizin gözünüze bakarak konuştuğu için göz bölgesinde yaşlanma belirtilerini düzeltmek için doğru dolgu uygulamaları gerçekten sizi çok mutlu hale getirebiliyor. Yanlış uygulamalarda tersine daha büyük problemler ve daha büyük sorunlar elinizdeki görüntünüzden olma anlamına geliyor. Göz çevresindeki dolgular deme sebebim en çok bilinen gözaltı dolgusu. Gözaltı dolgusu doğru hastada yapıldığında gerçekten mutlu ediyor ama bizim ülkemizde hastaların neredeyse 100 hastanın 95'i gerçekten gözaltına ihtiyacı olmadığı halde bir dolgudan çok şey beklediği için doktorlarını da belki bu uygulamaya zorluyorlar ve sonrasında daha kötü bir görüntü, torbalanma, şişlik, bazen de o bölgedeki uzun süren morluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Unutmayın, gözaltı dolgusu tek başına bir mucize değil ve biz her zaman söylüyoruz, doğru mucize yöntem ya da mucize uygulama yoktur. Doğru yöntem sizin ihtiyacınız olandır. Göz çevresindeki dolgular nerelere yapılıyor? Her şeyden önce hazır olan bir yüzde, ki bazen hazırlık için önce yanakları destekleyerek bu bölgeyi olması gerektiği yere getirmemiz ve doldurmamız gerekebiliyor. Olması gerektiği şekilde ise yanak bölgesi yeterince güçlü ve destekli ise gözaltına uygulanıyor. Gözaltına uygulanan dolgularla ilgili bizim zaman içinde yağlarımızın aşağıya doğru göçmesiyle, hareket etmesiyle bu bölgede bir boşluk oluşuyor. Bu bölge aşağıdan desteklendikten sonra gerçekten kemiğin görünmesi ya da oradaki damarların daha belirgin olmasını saklamak amacıyla biz bu bölgeye dolgular koyabiliyoruz. Ve buradaki bir dolgu bizi gerçekten çok sağlıklı, çok genç gösteriyor. İkinci alan, bu bölgede çok önemli olan bir gözyaşı oluğu. Bu da yine bu bölgedeki ligamanlarımızın, yani kaslarımızın şekillerinin değişmesi ve gevşemesiyle oluşan iki tane yağın arasında bir oluk, gözyaşı oluğu diyoruz ona. Yine bu bölgede doğru uygulamayla, farklı bir karakterle, yani göz altında olduğundan değişik bir dolguyla sizi doldurularak çok mutlu edebilir. Bazen hastada ikisi aynı anda olabilir, bazen tek başına da olabilir. Yine göz çevresinde üçüncü bu uygulama, zaman içinde bizim iskeletimizin üstündeki destek dokuların kapanmasıyla kaşlarımızın hafifçe aşağıya doğru inmesi ve bu bölgedeki desteği kaybetmemizle oluşan dolgular. Gerekiyorsa bu bölgelere yapılan dolgularla biz kaşlarımızı daha ifadesi güçlü ve eski haline getirebiliyoruz. Bunu botoks değil, dolguyla yapabiliyoruz. Botoks başka bir şey yapıyor. Lütfen birbirine karıştırmayın. Yine göz çevresinde yapılan son dolgu çeşidi de gerçekten gözü, kapağı çok derinde olan ve yapışık olan hastalarımız var. Çok genç olsalar da çok sert bakıyor, görünüyorlar ve çok yaşlı hissettiriyor. Yine göz kapağını yapılacak minik bir dolguyla da bu hastaları bu sorunlarından kurtarmak mümkün. Bunlarla ilgili soruları yine aşağıya yazabileceğiniz gibi yeni videolarımızı ve farklı alanlardaki uygulamalarımızı takip etmek için kanalımıza üye olunuz ve zili aktif hale getirin. Teşekkür ediyorum.